Herkese selam dostlar. John Wick izlediğim zamandan beri bir video yapmak istiyorum. Biz böyle silahlı haşır neşir olan insanlar birazcık daha dikkat edebiliyoruz tabii ama genel izleyici buna dikkat etmiyordur diye düşünüyorum. Burada kimseyi falan da eleştirmeyeceğim. Şimdi apır sapır adamlar bize mi laf atıyorsun falan filan diye oradan sivrilmesin, yırtık dondan çıkar gibi. Kimseye lafım değil. Netflix'te ilk kez yayınlanan bir Türk dizisi var. Hakan Muhafız, İngilizcesi de The Protector. Bu dizinin 1. sezon 7. bölümünde bir sahne var. Şimdi diziyi izlemeyenleriniz varsa aşağıda Netflix linki var. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer izleyeniniz varsa da diziyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şunu da söyleyeyim. 100 binlik bir kanala da Netflix veyahut da işte bu dizi falan sponsor olmadı. Ben fikirlerimi söylemek için buradayım. Bir tane baba var böyle, bayağı zengin bir dayı. Bu dayının da bir güvenlik müdürü var. Bu güvenlik müdürünün yanında bizim başrol Çağatay Ulusoy, Hakan rolündeki karakter işe giriyor. Ve işte ilerleyen olaylar. Yüzükler aranıyor, hançerler kovalanıyor, bilmem ne. Bildiğiniz bir süper kahraman dizisi. Bir sahnede aman dedim ya arkadaş, burada da mı olmadı yani? Hani koca Netflix yapımında da mı olmadı? Şimdi bizim güvenlik müdürü çayla alıyor. Meskun mal dışı yani araziye götürüyor. Milyar dolarlık şirketin atış yapmaya, bir poligona gitmeye bütçesi yok hella. Araziye götürüyor. Hedef olarak da tuğla seçiyor. Tuğla. Bildiğimiz tuğlalar. Yani onları da oraya koymuyor. Böyle yıkık dökük tuğlaları oraya koymuşlar. Diyor ki hadi bakayım diyor. Ne kadar iyi olun, daha önce silah kullandın mı diyor. O da diyor ki evet kullandım, kuru sıkı diyor. Bizim güvenlik müdürü de herhalde oralardan gelme şey diyor. He diyor, düğünlerde havaya attın demek diyor. Yok diyor, mahallede diyor arkadaşlarımızı korkutmak için yaptı falan. Neyse, kıtı bir yoz bir sohbet. Sonra güvenlik müdürü bizim elemanın eline veriyor silahı. Hop. Hakan da zaten tetik disiplini diye bir şey yok. Eleman süper kahraman ama böyle geziyor bizim baba. Böyle geziyor. Şimdi bu zaten çoğu Türk filminde, yabancılarda filan da yok. Neyse. Onu sorman lazım. Çünkü seninle bir ışık gördüm. Şimdi bizim güvenlik müdürü alıyor işi. Eline silah alıyor. Diyor ki ver bir de ben atayım, bir gör bakayım diyor. Şimdi güvenlik müdüründe de şöyle bir şey var. Güvenlik müdürü nasıl bir atış şekli ya? Ha bu tetik parmağı olsa. İlk başta o tetik parmağına dikkat ediyor. Bir elde şöyle filan. Ben onu yapamıyorum da ya. O nasıl bir şeymiş? Şimdi bunu böyle uzatsa, kafaya yatırsa bu herifin şöyle mi? Güvenlik müdürünün pozisyonu bir enteresan geldi. Yani ben onu istesem de yapamam. Şimdi normal tutuş bilmem ne. Babacım sen milyar dolarlık adamı koruyorsun. Güvenlik müdürsün. Yani bari şunu bir düzgün öğreneydin lan. Heh, gelelim esas meseleye. Bunun başındaki adamlar kim? Çok merak ediyorum ben bu sinema camiasında. Hani dizi camiasında. Sadece Türkiye'de değil, aynı şeyi John Wick için falan filan da dile getireceğim yani. Ya bir gidin poligona, bir tabancayı ateşlediğiniz zaman tabancanın nasıl davrandığını filan bir görün. Yani şimdi adam böyle uzatıyor. Abi böyle atıyor. Hiç de şahlanmıyor. Maşallah ne bilek var sizde be. Süpersiniz. Hook gibi bilek var adamlarda. Bu tabancanın ben bir tanesinde şahlandığını görmedim. Mekanizma geri gidip geri gidiyor. Ben buna takıldım. Çukur'da da bu iş böyle. İşte bu askeri dizilerde falan da filan da işler tabii değişiyor. Onların danışmanları filan iyi. Hadi bunu geçtik. Geldik John Wick'e. Milyar dolarlık bizim camiada da deli gibi sevilen bir şey. Değil mi? Yani şimdi John Wick dediğimiz zaman ben de çok severim. Akan sularda durur. John Wick'te de şey sahnesine çok gülmüştüm ya. Belki de bu herifler tabii şimdi kiralık katil olduğu için arkalarında da çok yüksek bir teknoloji olabilir. Yani belki de baba bir susturucu kullanıyor olabilirler. Ona bir şey diyemem. Hiçbir susturucu etmez yani. En azından susturucuyu bir metroda
böyle omuz omuza yürüdüğün adamların arasından şöyle o sahneyi hatırladınız mı? John Wick Reis metronun alt katında yürüyor. Diğer kiralık katil de buradan yürüyor. Böyle yürüyorlar ikisi de. Sonra birbirlerine susturucu takılı silahla şöyle ateş ediyorlar bak. Kimseye de vurmuyorlar. Böyle. Kimse dönüp bakmıyor, kimse panik yapmıyor. Anasını satayım ne bir, nasıl bir susturucu özelliğiymiş o yani böyle. Bu gibi şeylere çok takılmıştım. Ama bunu çok iyi başaran yerli yapımlarımız da var. Arkasında az çok böyle birazcık da olsun silah bilgisi olan insanları işin içine girdiği zaman birçok yapım şov yapıyor. Keskin Nişancı filmi izlediğimde iki planda çekilmiş. Bir tanesi yakın mesafede yani keskin nişancı bir mevziye yatmış. Bir kamera orada. Buradayken tetiği çektiğinde tabi doğal olarak patlama sesiyle flash sesi mikrofona eşit zamanda ulaşıyor. Ama işte bir de 800 metre, 1000 metre ötedeki adamın yani vurulacak olan adamın gözünden kamera bize gösterdiğinde o zaman neyin görülmesi gerekiyor önce? Namlunun ucundan çıkan flash. Sonra mermi, sonra ses. İşin matematiğini filan dökme derdini diyeyim ama mesela bunlara dikkat edenler de var. Hatta belki birçoğunuzun komiğine gelecek ama bu aralar tüm dünyayı kasıp kavuran PUBG'de filan bunlar dikkat edilmiş. Keskin nişancıyla oyun oynarken birisini bir yerden keskin nişancı yiyorsanız önce hakikaten hedefi de gördüyseniz önce parlama, ondan sonra mermi, ondan sonra sesi duyuyorsunuz mesafeniz uzak olduğunda. Şimdi severek takip ettiğim Türk dizileri de var. Bir tanesi Çukur. Çukur'da da bu iş böyle. Orada birazcık daha tabii böyle mafya vari. Hani o adamın evet anlarım şöyle şöyle filan atmasına ne bileyim. Yani o adamın böyle eğitimli bir elif olmasına gerek yok. Ama bu Hakan'da eğer bir adam milyar dolarlık bir şirketin güvenlik müdürü ise bence buna birazcık daha dikkat edilip adamın ona göre silah kullanması gerekirdi. Birazcık yalap şap yapılmış. Bu dikkatimi çekmişti. Bunu size paylaşmak istedim. Sizin de dikkat edip böyle çok apır sapır gelen bir dizinin, bir filmin sahnesi varsa aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.